Merhaba değerli öğrenciler. Bugün yine sizinle sınıf yönetiminde yine bir konuyu tartışacağız. Konumuz güdülenme ya da yaygın bilinen adıyla motivasyon. Motivasyon dediğimiz zaman ilk önce oluş sürecine ilişkin olarak temel bazı kavramları açıklamak lazım. Bunun en temel, birincisi ve en önemli kavramı belki güdü kavramı olarak tanımlanır. Güdü nedir diye sorduğumuzda güdü insan organizmasını harekete geçiren güç olarak tanımlanmaktadır. Güdü şüphesiz öğrenme de bir içsel süreci gerektirdiği için öğrenme de önemli bir kavram olarak önümüze çıkmaktadır. Her davranışın altında yatan bir temel neden vardır ve güdü bu temel nedenlere dayalı olarak insan davranışlarını amaçlara dönük olarak başlatan, amaca dönük harekete başlatan, sürdüren ve denetleyen bir içsel koşul olarak önümüze çıkmaktadır. Güdüler organizma içerisinde ihtiyaçlardan doğmaktadır. İnsanın bazı ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçların doyurulması gerekmektedir. Şüphesiz bu ihtiyaçların doyurulması ve giderilmesi için organizmanın harekete geçirmesi ve bu amaca dönük olarak bazı çalışmaları, işlevleri yürütmesi gerekmektedir. Nitekim bu güdüleme sürecinin oluşabilmesi için güdüleme mekanizması içerisinde var olan güçlerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bu temel güç burada dürtü olarak önümüze çıkmaktadır. Dürtü, organizmada ihtiyacını karşılamak için beliren güçtür. Açlık, susuzluk, cinsellik ve benzeri birçok farklı güdülerimiz mevcuttur ki bunlar fizyolojik güdüler olmaktadır. Bunun yanı sıra bu güdüleri harekete geçiren insanın bilme, öğrenme, kendini ispat etme, başarma gibi birçok da sosyal güdüler ortaya çıkmaktadır ki bu sosyal güdüler dürtülere ihtiyaç olarak da tanımlanmaktadır ve insan bu ihtiyaçlarını gidermek için dürtülerini harekete geçirmekte ve bu dürtülerin harekete geçirilmesi sürecinde de motivasyon yani güdülenme denmektedir. İçgüdü yine burada önemli bir kavram olarak önümüze çıkmaktadır. Şüphesiz içgüdüler öğrenilmemiş, değiştirilmesi mümkün olmayan, türe özgü, kalıp haline almış davranış örneklerini başlatan ve devam ettiren güçler olarak tanımlanmaktadır. Bazı iddialara göre insanda içgüdü olmadığı, bazılarında da olduğu iddia ediliyor. Örneğin bir bebeğin doğduktan belli bir süre sonra hemen ağlaması, anne memesini emmeye çalışmasını bunun örnekleri olarak tanımlamaktadırlar. Evet, güdülenme kavramını İngilizce adı motivasyon olarak önümüze çıkıyor ve bu motivasyon kavramı olarak Türkçe'de de çok yaygın kullanıma haiz olduğunu görüyoruz literatürde. Motivasyon ya da güdülenme nedir diye baktığımızda az önce belirttiğimiz olan ihtiyaçları gidermek için gerekli davranışları başlatan güç olarak yani bu güç ile insanın o amaca dönük harekete geçmesi süreci olarak önümüze çıkmaktadır. Herkesin ya da her grubun ya da her toplumun bazı amaçları vardır. Şüphesiz bu amaçlar doğrultusunda harekete geçirilmesi, arzu ve isteklerin amaca dönük hale getirilmesi ve çabanın artırılması gerekmektedir. İşte buna da güdülenme ya da motivasyon denmektedir. Bu güdülenme sürecinde şekilde de görüldüğü gibi, arkamdaki şekilde de görüldüğü gibi bir gereksinmeler yani fizyolojik ve psikolojik hatta sosyal ihtiyaçlar var ve bunlar da bir dengesizlik durumu var. Bu dengesizlik durumuna göre yani içsel süreçlerde doyurulması gerekiyor. Bu dengesizlik durumu oluşturulmuş oluyor ve bu hedef gereksinmelere karşı bu arkamda görüyorsunuz. Ne yapılıyor? Davranışlar yani hedefe dönük davranışlar harekete geçiriliyor ve böylece önümüze bugün tartıştığımız güdülenme süreci ortaya çıkmış oluyor. Güdülenme sürecinde iki tür güdülerin harekete geçirilmesi lazım. Birinci tür güdüler olarak tanımlanan güdüler daha çok insan biyolojisiyle ilgili şeylerdir yani güdülerdir. Doğumla getirilir ve yaşamı sürdürmeye yöneliktir. Açlık, susuzluk, cinsellik ve benzeri güdüler bunun tipik örnekleri olarak önümüze çıkmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarının karmaşık olduğu ve her insana göre de bazı farklılıklar gösterebileceği ama insan türüne özgü kendine ait ihtiyaçlarda olduğu belirtiliyor. İşte bu güdüler bu ihtiyaçlar olarak önümüze çıkıyor değerli arkadaşlar.
Bu insanın ihtiyaçlarının tanımlanmasına dönük en yaygın ve en kabul edilen teorisi şüphesiz Maslow'un teorisidir ve bu güdüler burada da yer almıştır. İkinci tür güdüler ise öğrenilmiş güdülerdir. Yani sosyal yaşamdan gelen güdüler olarak önümüze çıkmaktadır. Bunlar işte para kazanma, not elde etme, statü elde etme, başarılı olma, ilgi çekme, gezme ve benzeri güdüler olarak önümüze çıkmaktadır. Bunlara sosyal güdüler de diyebiliyoruz. Yani çoğunlukla işte her öğrenci yüksek not almak ister. Niçin almak ister? Çünkü yüksek not bir statü göstergesidir. Çalışkan olma göstergesidir ve her insan çalışkan tanımlamasıyla şüphesiz sosyal ve psikolojik bir statü elde eder. Nitekim bugün bakıyorsunuz birçok insan bulunduğu yerde işte öğretmen müdür olmaya, işte ilçedeki bir insan muhtar, efendim belediye başkanı ve benzeri görevler elde etmeye çalışıyor. Bunun için çok büyük çabalar harcıyor. Niçin harcıyor bu çabaları? Şüphesiz bu da işte ikinci güdülerle açıklanabilecek bir örnek olarak belirtilebilir. Güdülerin bir başka tanımlamasına bakacak olursak, içsel ya da dışsal güdüler olarak da tanımlanmaktadırlar. Yani sadece biyolojik ya da öğrenilmiş değil, bir de içsel dışsal olarak da tanımlamalara literatürde rastlıyoruz. İçsel güdüler dediğimiz, bireyin kendi içsel süreçleriyle davranışa geçiren güç olarak tanımlanmaktadır. Yani bu içsel güdüler insanı içsel motivasyona yönlendirirler. Ama dışsal güdüler de var, biraz sonra belirteceğiz. Onlar da insanı dışsal motivasyonunu artırırlar. Şüphesiz eğitim öğretim sürecinde öncelikle öğretmen öğrencileri güdülü, en büyük güdüleyici olarak önümüze çıkmaktadır. Yani öğretmen bir dışsal güdüleyicidir. Ancak bu öğretmenin zorlamalarıyla belli bir süre sonra öğrenci kendi kendini öğrenmeye çaba harcar hale gelebilir. Yani bu yolla ne oluyor? Bireylerin duyguları, heyecanları, fizyolojik dürtüleri ve benzeri işte bu içsel kaynaklar harekete birey kendi kendine geçirebilir hale gelebilir. Niçin? Çünkü artık amaçları olduğunu ve bu amaçlar doğrultusunda kendini yönetmesi gerektiğini öne sürebilir ve bunu fark edebilir. Farkında oluş davranışına göre de harekete geçebilir. İşte bireyin kendi kendini yöneterekten amaçları doğrultusunda kendini ve kendi içsel süreçlerini harekete geçirebilmesine içsel güdülenme, burada harekete geçiren güdülere de içsel güdüler denir. Bireyi harekete geçiren güçler nelerdir diye baktığımızda işte ilgiyi ve yeteneğini kullanma, başarıyı, hazına ulaşma, meraktan kurtulma, amaçlara ulaşma gibi bazı temel kaynakları ifade edebiliriz. Az önce de belirttiğim gibi bir de dışsal güdüler var. Eğitimde en önemli dışsal güdüleyici kimdir diye sorduğunuzda az önce de belirttim. Öğretmendir. Bireyi davranışa geçiren güç dışarıdan da kaynaklanıyor. Birey harekete geçirmek için başkasının onu cesaretlendirmesi, motive etmesi, yönlendirmesi, işte evde baba olabiliyor, anne olabiliyor ya da çevrede arkadaşlar olabiliyor. Bunlar insanları ya da okulda öğretmen dedik, harekete geçirebiliyorlar. Bireyler başarı ya da başarısızlıkları dışsal yükleme yaparak da açıklamalarda şey diyor, yüksek not alma beklentisi, öğretmenin takdirini almak, statü elde etmek, ödül almak, cezadan kaçmak gibi içsel motivasyonun kaynakları mevcuttur. Şüphesiz işte bu dışarıdaki uyarıcılara dışsal güdüleyiciler, bu güdüleyiciler yoluyla insanın amaçları doğrultusunda harekete geçmesine de dışsal motivasyon denmektedir değerli öğrenciler. Peki bu güdülenmeyi etkileyen kişi, bireye ait faktörler var mı? Şüphesiz var. 1. Uyarılma durumu. Yani bir hedef koyarsın, büyük hedeflerin olur. Bu seni büyük uyarabilir yani. Üst düzeyde uyarabilir senin süreçlerini ve bu yönde harekete geçirebilir. İhtiyaçlarınız vardır. Nedir? Para kazanmak. Niçin ihtiyaçtır? Yaşamın, yani yemek, içmek ve benzeri ihtiyaçları gidermek için. İşte bunları gidermek için de insan harekete geçebilir. İşte bir amaçlarımız var dedik, uyarılmaya da yol açıyor. Herkesin kendine göre farklı olabilir. Birisi, bir öğrenci üniversiteden sadece mezun olmayı hedefleyebilir. Bir başka öğrenci efendim üniversiteyi bitirdikten sonra master doktor yapıp daha üst noktalarda yer almak isteyebilir. Yani bu amaçlar da öğrencilerin uyarılma düzeyini etkiler. Yani üst düzeye gidecekse öğrenci, daha onu hedefliyorsa,
daha fazla uyarılıp daha yüksek not alma ihtiyacı hissedecektir. Ama ben sadece öğretmen olacağım diyen öğrenci belki diğer öğrenci kadar uyarılmayabilir ve doğal olarak notlarını o kadar yüksek tutmaya bilir. Ama bizim tavsiyemiz notlarınızı her zaman yüksek tutmanız yönündedir. Bu bağlamda baktığımızda bu süreçlere bu motivasyonun olmasına yol açan bazı teoriler üretilmişti. Yani nasıl gerçekleştirildiğine dair. Bununla ilgili en yaygın teori şüphesiz bilinen Abraham Maslow'un geliştirdiği ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisidir. Burada baktığımızda motivasyon süreci bir şeye ihtiyaç hissetmekle başlar diyor Maslow. Yani bunun ardından da uyarı söz konusu olur. Bir şeye ihtiyaç olarak görüyorsun, beyninde algılıyorsun ve bu senin içsel süreçlerini harekete geçiriyor ve sonrasında ortaya bir davranış olarak yani ne davranışı? Bu içsel süreçlerdeki doyumsuzluğu tatmin evre davranışı olarak ortaya çıkar diyor. Yani bu da ne gördüğünüz gibi burada görüyorsunuz motivasyon süreci eşittir. İhtiyaç artı, uyarı artı, davranış artı, tatmin olarak sonuçları. Eğer birey tatmin olursa diyor o ihtiyaç giderilmiş olur ve böylece ihtiyaç giderildiği için de insanlar mutlu olurlar, amaçlarına ulaşmış olurlar. Şüphesiz Maslow'a göre ihtiyaçlar sınırsızdır. Yani bu ihtiyaçları %100 karşılanma diye bir düzeyi ve sınırı yoktur. Ama herkesin ihtiyaçları ne kadar karşıladığında tatmin olması kişiden kişiye değişebilir. Bu bağlamda Maslow iki temel varsayımı özellikle öne sürmüştür. İnsan davranışları onun belirli ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir. İnsanın ihtiyaçları öncelikli sırasına da konulabilir. Yani bu iki temel varsayım şüphesiz önemlidir motivasyon sürecinde diyor Maslow. Alt düzeydeki ihtiyaç giderildikçe üst düzeye doğru çıkma şansı artar ve üst düzeyde eğer bu gerçekleşmese birey üst düzey ihtiyacını karşılamaya yönelemez diyor Maslow. Yani önce alt düzey ihtiyaç karşılayacaksın sonra üst düzey ihtiyaca gidersin diyor Maslow. Şüphesiz burada baktığımızda özellikle Maslow'un piramidinde en üst düzey olarak kendini gerçekleştirmeyi koymuştur. Sonra saygınlık, ait olma, güvenlik ve en temel düzeyde fizyolojik. Yani Maslow diyor ki üst düzeye bir insan gidebilmesi için fizyolojik ihtiyaçlar nedir onlar? Açlık, susuzluk gibi temel ihtiyaçlardır ve bir de güvenliktir. Güvenlik ihtiyacı da yani insan güvende hissetmezse, karnı doymazsa, kendini güvende hissetmezse, bir barınağı olmazsa ne yapamaz? Diğer ihtiyaçlarını istenilen düzeyde karşılayamaz. Karşılayamazsa da zaten kendini gerçekleştiremez. İdeal bir insan kendini gerçekleştirmiş bir insandır. Ancak Maslow'a göre bu düzeyde en fazla %5 belki iddia edeme. Genelde bu kadar bile kişinin ulaşamadığını öne sürmektedir. Ait olma, sevme, sevilme olarak da geçmektedir. Temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan, güvenliği yani evi ya da arabası olan insanlar bir süre sonra şüphesiz sevgi aramakta, aile kurmaya denemekte. Bir bunu da gerçekleştirebilen bir insanlar bunun yanı sıra bir süre sonra bir makam, bir koltuk, bir ünvan elde etmeye çalışmaktadırlar. Ve bütün bunları gerçekleştiren, maddi sorunları olmayan, saygınlığı olan, sevilen insanlar artık belli düzeyin üzerine vardıktan sonra tamamen toplumda kendini geleceğe adama davranışları yani gerçekleştirme davranışlarını gerçekleştirir ki bugün toplumlarda birçok heykelleri görüyoruz. İşte bizim İslam kültüründe baktığımızda efendim birçok hayır işlerinin yapıldığını görüyoruz ki bunlar insanların adını geleceğe bırakmanın yani kendini gerçekleştirmenin tipik örnekleri olarak önümüze çıkmaktadır değerli arkadaşlar. İşte değerli arkadaşlar bunun dışında ikincisi de Herzberg'in çift faktör kuramı olarak önümüze çıkmaktadır. Herzberg güdülenme teorilerini ikiye ayırmıştır. Bir güdüleyici etmenler vardır, bir de koruyucu etmenler var olduğunu öne sürmektedir. Güdüleyici etmenler olarak işi başarmayı, tanınma, sorumluluk elde etme, gelişme ve ilerleme gibi temel ihtiyaçların insanı motive ettiğini öne sürmektedir. Varlığı bireyi güderler, yokluğu da doyum üzerinde etki yaratmaz. Ancak bir de bunların yanı sıra şüphesiz Herzberg biraz olayı örgütsel boyuttan da bakmış. İşte yönetim ve politikalarının, denetim süreçlerinin, ücretlerin ve çalışma koşullarının da yine insanları
motive etmede etkili olduğunu belirtmektedir. Bir başka teori de Wurm'un beklenti teorisidir. Beklenti teorisine göre insanın motive edilmesi belli bir davranışın amaca ulaştırılacağı beklentisiyle o bireyin amaca verdiği öneme bağlı olduğunu belirtmektedir. Yani güdüleme eşittir arzulama derecesi artı beklentidir. Yani bireyin belli bir beklentileri var. O beklentilerin gerçekleşme ya da onlara ulaşma arzusu ne kadar yüksekse şüphesiz o onları gerçekleştirmeye dönük güdüleme düzeyi de o kadar artacaktır. Burada bu beklentilere en büyük engel olan şeylerden birisidir şüphesiz. Öğrenilmiş çaresizliktir ki birkaç kere bir sınavda başarısız olan bir öğrencinin yeni sınavlara çalışmaya dönük motivasyonu çok düşük olabilmektedir. İşte buna da öğrenilmiş çaresizlik, yani ben yapamayacağım, ben başaramayacağım duygusudur. İşte Wurm bunu engellemenin yolunun bireylerde yeni beklentiler oluşturmak olduğunu öne sürmektedir. Yine Wurm'a göre motivasyon konusunda yaklaşımın temeli ödüllendirme ile olabilir. Yani burada ödüller yoluyla insanlar harekete geçirilebilir, yeni beklentileri düzeyini arttırabilir ve o doğrultuda hedeflere ulaşması için çaba harcaması, yani motive edilmesi sağlanabilir diyor. Burada ödülü önemli bir mekanizma olarak öneriyor. Birey göstereceği çabanın takdir edilmesi bireyin ayrıca. Ve ödül elde etmesi yine şeydir. Bu yüzden birçok noktada biz öğretmenler ne yaparız? Çocuklar bir şeyi başarılı olduğu zaman aferin, bravo, bak sen de yapabiliyorsun gibi sosyal ve sözel pekiştireçlerle ne yapıyoruz? Öğrencileri beklentilerini arttırmaya çalışıyoruz değerli öğrenciler. Yine bir başka teori olarak baktığımızda McClelland'ın başarı güdüsü teorisi önümüze çıkıyor motivasyon sürecinde. McClelland'a göre başarıyla güdülenen bir iş adamı sadece kar peşinde değildir. Büyük bir iş başarma isteğine sahiptir. Yani her şeyi para kazanmak olarak bakmıyoruz insanlar. İnsanlar bazen bir şey yapma duygusundan da zevk alırlar. İşte ben yaptım duygusu, ben başardım duygusu da insanları hayatta motive eder. Onun için kar etmek sadece bir amaç olmayabilir. McClelland'a göre yüksek düzeyde bir başarı gereksinime sahip bir birey sonuç için kişisel sorumluluk alabileceğini yeğlemekte. Ondan sonra gerçekleştirilecek nitelikli amaçlar saptama ve hesaplı risklere girebildiklerini ifade edebilmekte. Başarısı ve başarısızlığı kesin bir sonuç olarak istemekte. Kişisel ilişkisini dikkate almadan yetenekli iş arkadaşlarını yeğleyebilmektedir. Bu kuruma dayanarak başarılabileceğin altında bir başarı gösteren ve onunla yetinen grupların ve toplumların daha çok başarı konusunda güdülenebilecekleri, yani başarı güdülenmesinin de öğretilebileceğini öne sürmektedir. Bazen bazı öğretmenlere bakıyoruz, öğrencilerine hafta sonu bedava kurs vermektedir. Ve öğrencilerinin işte Anadolu liselerini ya da fen liselerini kazanmasını hedeflemektedir. Baktığımızda bu paraya bu kursu vermez ya da efendim parasız nasıl bu işi yapar dediğiniz insanlar olmaktadırlar. İşte burayı açıklayabileceğimiz teori şüphesiz McClelland'ın, yani başarı ve topluma bir şeyler yapma becerisi ve toplumdan elde edeceği onur insanların en önemli güdülenme teorilerinden biri olarak önümüze çıkıyor. Bir başka da Stacey Adams'ın eşitlik kuramı. Stacey Adams tarafından geliştirilen bu teoriye göre kişi kendini sarf ettiği gayret ve çaba karşılığında elde ettiği sonucu aynı iş ortamında çalışan diğer sonuçlarla karşılaştırır. Yani sen bir iş ortamındasın ya da öğrencisin, senin harcadığın çaba diğer arkadaşının çabasıyla karşılaştırıyorsun. Ya ben de bu kadar harcadım, o da harcadı ama neden böyle aldık ya da eşit alabildik mi ya da yakın mı puanımız? Yani adil mi sorusunun yanıtını birey sormaktadır ki bu sonucunda bu eşitsizlik algılarsa kişi bunu giderici yönde davranış gerçekleştirebilir. Bir başka teori de Edwin Locke'un amaç teorisidir. Burada da belirtilen nokta, önemli olan bir nokta, amaçlar önemlidir. Bireylerin amaçları vardır ve bu amaçları gerçekleştirmek onu motive etmektedir. Amacının kabul edilebilirlik olması için bireyin gerekli olan davranışları yapılabilecek bir potansiyele sahip olması gerekmektedir. Yani amaçla
potansiyel dengesi olmalısıdır. Konulan amaca o bireyin potansiyelleriyle ulaşabilme şansı olmalıdır. Eğer bireyin potansiyelleri o amaçları gerçekleştirmeye yeter düzeyde değilse, yani zor ve çok spesifik ve o bireyin yeteneklerine uygun olmayan amaç konarsanız, bir süre sonra o bireyin o amaçlarını gerçekleştirmesi mümkün değildir. O yüzden öğrencilerimize amaç koyarken eğitimde o öğrencinin ulaşabileceği ama biraz zorlanabileceği amaçlar koymalı ki ancak bu bireyde başarı gelebilsin ki bir süre sonra o başarı o bireyi yeni başarılar elde edebilmeye motive edebilsin değerli öğrenciler. Bu bağlamda motivasyon tekniklerini gördüğümüzde işte ödül sistemlerinin yaygın kullanılmasını, övgü ve yapıcı eleştirilerin eğitim sürecinde etkili olarak kullanılmasını ve bunun yanı sıra baktığımızda motivasyonu sürekli hale getirebilmek için de öncelikle insanlar iş hakkında kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalı, belirli aralıklarla gözlenmeli ve başarılılar ödüllendirilmeli. Öğrencinin sadece işlerinde değil, yine öğrencilerin kendileriyle, onların bireysel sorunları ve sosyal sorunlarıyla da öğretmenler ilgilenmeli ki ayrıca okul ortamında ve derslerde öğrencilerin de kararlara katılımı sağlanmalı ki onlara değer verildiği hissettirilsin ki değer verirseniz öğrenciler bir süre sonra size sevgi ve saygısı artacak. Sevgi ve saygının arttığı ortamda da öğrenciler size derslerinizde başarılı olmak için daha fazla motive olma şansına sahip olacaklardır. Bugün size kısaca motivasyon konusunu özetlemeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.